şey istedik. Şu başımıza gelene bak. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Yapar mısın sen bu işi? Yaparım. İyi. Temizlik malzemeleri yukarıda. Geç. Yalnız benim ücretim. Tamam lan, ödeyeceğiz. Hadi. 10 katını isterim. Bak ya. İyi. Olur. Hadi. Hadi dedim. Öldürecek misin beni? Marifetine bağlı. Dolduruyorum çayını. Yemeyeceğim, aç gel dediler. Ben çıkıyorum. Kaç saat sürecekmiş bu ameliyat? 6 falan galiba. Manyak mısın kızım sen ya? İyi olacak, iyi. Bak gör. Lan Sisan Şabo, ne yapacaksın lan? Lastikleri mi indireceksin? Ben maşallah be. Gülle takımını alalım mı lan seni? Çekil, çekil. Ulan çirkin, bu tiple ancak kamyon şoförü olursun lan. Allah'ın çirkini, Sisan Şabo. Bu ne? Ver bakayım onu bana. Git Niyazi'ye. Kızım ver, bakacağım lan, bakacağım. Kızım. Ulan bu, ulan. Bırak. Bakayım ne varmış içinde.
Bankamı soydun lan. Kedi oğlu bir fare tuttun lan. Ulan sabah sabah şansa bak be. Aferin lan sıçan. Aferin lan sana. Oh! 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 Lan Şebo! Ah! Manyak karı! Refakatçin yok mu? Niye? Hemşire hizmetiniz yok mu? Dünya para veriyorum ben buraya. Var tabii, tabii. Bir şey isterseniz düğmeye basabilirsiniz. Peki Onur Bey'le nasıl tanıştınız? Onur, hiç beklemediğim bir an çıktı karşıma. Yani hayat müthiş tesadüflerle dolu gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her hafta böyle. Ha, öyle. İşlerim biraz yoğun. İstanbul'a çok sık gidip geliyorum. Aynı günde dönüyorsunuz. Evet, mecbur. İşler beklemez. İyi yolculuklar. Kardeşimize bir gelin getirdik. Düşman başına. İç diye kadar melek gibiydi. Tamam abla. Ne alırsınız? Aa, neler vardı? Portakal suyu bir de limonata. Ay portakal suyu mu alsam limonata? Portakal suyu alayım ben. İç diye binince kendim. Yanlış yapıyorsun. Anlamadım. Ama ben anladım. Ne yapmaya çalıştın? Tek avcı sen değilsin burada. Biziniz madendir. Şansını deneyen çok gördüm buralarda. Hatta bir ara ben de. Neyse, diyeceğim o ki. Böyle boşaltma. Atarsın. Sen ver numaranı bana. Ben... Kayda değer bir şey çıkarsa haber vereyim sana.
Anlaştık. Pardon. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Sorun değil. Rica ederim. Oh. Ben uçaktan biraz korkuyorum da. Öyle mi? Takımınız çok şıkmış. Hı, teşekkür ederim. Mesleki deformasyon. Ben tasarımcıyım da. Ha. Şebnem ben bu arada. Onur. Onur Gümüşçü. Memnun oldum. Ben. İzmir'de mi yaşıyorsunuz? Ya yok, hayır. İstanbul'da yaşıyorum. Bir iş toplantısı için İzmir'e gitmem gerekti. Aslına bakarsanız çok heyecanlı bir projenin peşindeyim. Enerji alanında faaliyet gösteren bir şirketim var. Temiz ve depolanabilir enerji üretiyoruz. Evet. Oldu galiba. Bilmiyorum daha. Hadi o zaman. Kimsin sen? Yani gerçekte. Söylediğin kişi olmadığını biliyorum çünkü. Hiç. Hiç kimseyim. O kadar. Sorma gerisi. Okay. Ben de hiç kimseyim. Belki bu sayede biri olursun, beni de görürsün. Onur'u gördüğüm gün onun birlikte yaşlanmak istediğim adam olduğunu hemen anlamıştım. Aysel annemle birbirimizi gördüğümüz andan beri çok severiz zaten. Kader bizi buluşturdu anne. Demek ki ben bugüne kadar hep Şebnem'le tanışabilmek için yaşamışım. Yok artık. Efendim? Ah, ne iyi olmuş da böyle olmuş diyorum. Onurcuğum, biz Şebnem'le böyle içeride biraz da kız kıza konuşalım diyorum. Ne dersin? Sen de amcanla. Aa, hemen düğün hazırlıkları. Ha? Amca bak, kadınlar işte. Anneciğim, ben her şey Şebnem'in istediği gibi olsun istiyorum. Onu lütfen zorlama. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Hadi canım. Gel bakalım tatlım. Otur şöyle. Şiklet mi çiğniyorsun sen? Bak tatlım. Seni araştırdım. Onur'a söylediğin her şey yalan. Evet, kolejde okumuşsun. Ama burslu olarak. Ayrıca bitirmemişsin de.
İnsanın mayası kötü olunca yapacak hiçbir şey yok. Hey be. Lise terk bir gelin adayı. Söyleyecek misiniz Onur'a? Eyvah. Senin aklın da kıt ha, biraz. Hayatı da bilmiyorsun. Oh, be erkekler hep böyledir ama. Hem de bu yaşlarda böyle kendilerine dramatik bir rol çizmek isterler. Ben şimdi Onur'a desem ki, bu kız bir çöp, bu kız bayır gülü. Sana söylediği her şey yalan. Ne Amerika'da tasarım okuması, Edirne'den dışarı çıkmamış. Ne olur biliyor musun? Büyük aşk olur, dizi aşkı olur. Onur hemen havaya girer. Ben ona her şeye rağmen çok seviyorum anne diye. Ben durduk yere oğlumla kötü olurum. Bu senin telmaşa ilişkinin adı da sevda olur. Sence ben böyle bir hatayı yapar mıyım? Neyse ne. Onur sana tutulmuş. Halbuki onun için neler neler düşünmüştük. Gitti seni buldu. Kaldın yani başıma. Kaldın. Ama şimdilik. Ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Geçmişini temize çekeceğim mecbur. Bütün o anlattığın yalanları gerçek gibi kayda geçip sana düğün hazırlığına başlayacağız. Zaman kazanmak için. Onur'un da istediği olsun, biraz sevinsin. Biraz hevesini alsın senden. Onur bana aşık canım. Ay Selçuk, ay Sol. Dut gibi aşık hem de. Kör değilim, farkındayım ya. Ne marifetim varsa artık yapmışsın bir şekilde. Ama bak ne söyleyeceğim sana. Bu aşk meşk işlerini fazla da ciddiye almamak lazım. Onur bir ara tutturdu. Ben yelkenci olacağım diye. Yelken nereden çıktı? Anlattım hiç sana. Bak, unutmuş bile. Almış hevesini. Geçmiş. Senden de sıkılmasını bekleyeceğiz. Mecbur. Şimdilik bizi rezil etme yeter. Onur'un hayatında bir ara gazı olarak kalacaksın. Ara gaz? Bakalım bakalım. Kim gidecek, kim kalacak? Bakalım. Onur. Ah.
Anneciğim, bütün hazırlıkları durdurabilirsiniz. Roma'da bir esti bize, yaptık bunu aşkımla. İçimdeki serseri uyu uyandırdı sevgilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.